أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دستور يا سيدي سلطان أولياء أحمد يا مولانا أحمد. Müslümanlar tek bir ceset gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tevhide gel tevhide diyor ya Yunus Emre Hazretleri. Tevhide gel tevhide. Birliğe gel birliğe. İkilik bizde olmasın. Müslümanlar tek bir ceset gibidir. Bir tarafında, yani birisinde cesedin nasıl sağ taraftaki kolun ağrıdığı zaman bütün beden, bütün insan ondan etkilenir. Müslümanların birilerinde bir ziyan, bir zayıflık olduğu zaman hepimiz etkilenmiyorsak o zaman Müslümanlığımızda sorun var demektir. Bir tanesine ziyan geliyorsa burada senin canın yanması lazım. Müslümanlığın ölçüsü böyle. Aynı şekilde bir kardeşimiz kendi isteğiyle dahi olsa Allah'ın emrinden uzaklaşıyorsa yine canımızın yanması lazım. Çünkü Allah'tan uzaklaşan, Allah'a secde etmeyi bırakan, o bedeninde ziyan görenden daha tehlikeli bir durumdadır. Bedeninde ziyan gören sabırlı olur. O ona mükafat olarak yazılır. Mükafat olarak yazılır. Yani şehadet bahsinde geçer. Keskin bir şey çarparak ölürse birisi şehit makamına geliyor zulmen. Şehitlerle haşredilecek. Mazlumen öldürülen kişi, bırak sen ziyan görmeyi, öldürülse bile ona bir sürü mükafat var. Öteki kardeşimiz, şimdi biz kafirin zulmü altında ölenlere acıyoruz. Neden? Mazlum çünkü onlar. Niye öldürüyorlar? Müslüman diye öldürüyorlar. Başka bir açıklaması yok bunun. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Mü'minu Ali Firavun vardır. Kur'an-ı Kerim'de Mü'min suresi olarak geçer. Musa aleyhisselam Allah'a davet ettiği zaman orada İman eden birisi vardı. Musa aleyhisselamı öldürmek istedikleri zaman o öyle söyledi. اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ. Rabbim Allah dedi diye birisini mi öldüreceksiniz siz? Ne acayip varlıksınız siz. Bu sözün aynısını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kavmine İslam'ı anlatırken ona saldırdıkları zaman Hazreti Ebubekir söylemiştir radıyallahu teala. Rabbim Allah dedi diye birisini mi öldüreceksiniz siz? Şimdi gerçekten Kur'an-ı Kerim'in belirli yerlerinde buna benzer kıssalar geçiyor. Orada ayeti kerimede buyuruyor Allahu Teala işte. Öldürdüler onları sırf Rableri Allah dedikleri için, Allah'a iman ettikleri için. Şu an dünyanın dört tarafında zulüm gören Müslüman kardeşlerimiz Rabbim Allah'tır dedikleri için, Allah'a iman ettikleri için zulüm görüyorlar. Bu zulümlerden dolayı bizim canımız yanıyor, içimiz yanıyor, vicdanımız sızlıyor. Onları oradan kurtarabilsek, Allah Subhanahu ve Teala iman kuvveti versin, İslam kuvveti versin, elimize kılıcını indirsin göklerden de. Şimdi kılıcı dediğim zaman materyalist kafa bunu anlayamıyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın ayeti kerimelerine baktıkları zaman görecekler. Allah'ın kılıcı demek göklerden inen inayettir, yardım. Nasıl oluyor bu inayet? Sen ayağa kalktığın zaman bunu sen hayatında da karşılaşıyorsun. Bir iş yapacaksın, oradan kapı kapalı, buradan kapı kapalı, oradan kapı kapalı. Sen bütün donanımınla o işi yapmaya hazırsın. Ama vesile kapıları kapalı. Ne demek bu? Zamanı değil demek. Allah Subhanahu ve Teala
gökten bize kılıcı indirsin, elimize versin ne demek? Biz iman elbisesiyle donanalım, o da bize bütün vesile kapıları açsın. Sebep alemini bizimle bağlasın. Biz de Allah'ın dinini bütün dünyada uygulama gayretine düşelim. Bu demek bu yani. Şimdi ona vicdanımız sızlıyor hep birlikte. O adam imanlı ise, o çocuk imanlı ise öldü. Canımız yanıyor tabii. Müslüman olarak, vicdanlı bir insan olarak 5 yaşında çocuk öldürüldü orada. Öldürülmeseydi keşke, o da yaşasaydı keşke ama o imanla gitti. Nereye gitti o? O Allah'ın rahmetine gitti. O Allah'ın cennetine gitti. Tamam. Ne demek? Sıkıntıları bitti demek. Olsa mıydı öyle olmasaydı? Canımız yandı. Ama netice olarak onun ziyanı yok. Bizim etrafımızdaki şu insanlar, eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşumuz, kim varsa Allah'a secde etmez bir hayat yaşıyorlar. Onlara ondan 10 kat fazla acımamız lazım. Onların hali ondan 1000 kat daha vahim çünkü. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Belli değil. Men tereke salate mutaammiden fakat kefara de buyurdu Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Bile bile namazı terk eden kafirdir. Hadis-i şerifin manası bu. Açık manası bu yani. İmam-ı Azam Efendimiz dedi ki buradaki mana şöyle olsa gerek. Namazı inkar ederek terk eden, namaz diye bir şey yoktur diye inkar ederek terk eden kafirdir. Yoksa namazı terk eden kafir değildir dedi. Ne yaptı? Bugün %90 Müslümanı İslam dairesinin içinde tuttu yine mübarek. Bu açıklamasıyla. Ahmed bin Hanbel radıyallahu teala ne dedi? Bu hadisi şerif zahiri üzerinedir. Namazı bilerek terk ediyorsa dinden çıkmıştır. 4 mezhepten bir tanesinin kuralı bu. Akidesi böyle. Az çok basit görüyor. Namazı kılma. İşte ucundan kılmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya biz sana namaz 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 diyoruz da sen namaz kılınca bize ne olacak? Bize ne katacaksın? Yakma kendini ya. Onu söylüyoruz. Yakma kendini. Kök çürük, dallar kırık. Rüzgar esse karşı koyacak kuvveti yok. Daha rüzgarda. Ölüm kasırgası geldi mi ne olur hali? Azrail'i gördün mü ne olur hali? O rüzgara dayanır mı o iman? Kök çürümüş, dal kırılmış gitmiş. Ne namaz var, ne niyaz, ne zikir var, ne fikir, hiçbir şey. Biz de onlara acımamız lazım. Hepimiz bir ceset gibiyiz diyor. Kel cesedil vahid. Müslümanlar tek ceset gibidirler. Namaz kılmayanı gördün mü için yanması lazım. Ona da bir şey yapmadı, yapamadık diye üzülmemiz lazım. Hey gidi. Anlatırlar çok büyük bir evliya. Şeyh Efendi Hazretleri. Yerime kimi bırakayım? Artık vakit tamam oldu. Biz bu dünyadan göçeceğiz. Yerimize kimi bırakalım? Allah-u Teala'ya soruyor. Celle Celaluhu. Allah Subhanahu ve Teala da onun kalbine ilham ediyor. Diyor ki falanca yere git, orada bir demirci var. Gösteriyor oraya. O ona vereceksin sen. Bu ulvi hizmeti o devam ettirecek. Düşüyor yollara tabii mübarek. Gidiyor demirci soruyor, buluyor.
Demircinin yapmış olduğu çok bir ibadet yok. Allah Allah diyorum. Acaba neden bu? Biraz oturabilir miyim diyor senin yanında. Tabii diyor, ne demek? O demir dövüyor, o orada oturuyor, onu seyrediyor. Adam demir dövdükçe devamlı, bu ümmetin hali ne olacak? Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi, sen bunlara hidayet eyle. Bir tane vuruyor, iki tane vuruyor. Ne olacak bu ümmetin hali? Allah'ım günahlarını affeyle. Bir tane vuruyor, iki tane vuruyor. Adamın derdi hep bu. Bu ümmetin hali ne olacak? O içinde hissettiği, o tek cesetliği, bir ceset gibi görmesi kendini bütün Müslümanların, onu o makama getirmiş. Şeyh Efendi diyor, evet, bu adam tam adamıdır. Buna bırakalım. Bu işin ehlidir. Kendini bırakmış, devamlı ümmeti düşünüyor. Ne yapsak bu ümmet için? Nasıl onları Allah'ın evine çeksek? Söz söylersin, kâr etmez. Ne edeceksin? Dua edersin. Dolaylı yoldan gönderilsin. Yani onu çekmek için bir şeyler yapmaya gayret edersin. Ondan sonra neye benzer bizim yaptığımız? Kolumuzda yaramız vardı. Elimdeki şeyi sürdüm. İlacı sürdüm ya Rabbi. Artık şifa sende. Leysa aleyke hudahum velakinne Allah yehdi men yeşâ. Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem, ey gidi, Efendimizin yaptığı hizmetin binde bir kademesini yapabilsek. Mübarek Efendimiz, Sultanımız, amcasının imana gelmesi için çok uğraşıyor tabi. Hazreti Ali radıyallahu teala kerramallahu aleyhisselam, babası Ebu Talip, Peygamber Zişan'ın koruması. Ne acayip, değil mi? Resul-i Ekrem buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem, başınıza bir musibet geldiği zaman beni hatırlayın diyor. Beni hatırlayın, bak, benim musibetlerimi görünce sizinki çok hafif kalır. Koruyor, seviyor, bir şey dedirtmiyor ama iman etmiyor, iman etmiyor. Kendi çocuğundan daha çok seviyor Peygamberimizi. Ondaki ahlakın güzelliğini, ondaki nuru görüyor. Ondaki ayrıcalığı biliyor. Bir de yetim ellerinde kalmış. Ondan da yanıklar. Babası daha doğmadan öldü. Annesi 6 yaşında vefat etti. Ellerinde kaldı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki hikmet nedir diye sormuşlar. Allah Allah. Allah Subhanahu ve Teala en sevdiği peygamber, Habibi, Peygamberler Şahı'nın acaba neden anne baba sevgisinden mahrum bıraktı? Yetim olanın kalbi daha yumuşak olur. Ondan dolayı ümmetine daha düşkün olsun diye diyor. Öyle yaptı Allah Subhanahu ve Teala. Hepsi ilahi terbiye. Onun için ümmeti, 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 ümmeti diyor. Hazreti Ali radıyallahu teala son anlarında Efendimizin vücudu cayır cayır yanıyordu Efendimiz. Derler ki böyle su getirilermiş, koyduğu zaman fokurdarmış su diyor. O derece. Ağzında falan su sürüyoruz tabii ki serinlesin diye. Baktım dudaklarına yaklaştım, fısıldıyor ümmeti diye o anda bile. Son anda bile. Öyle peygamber, düşünün, en azılı kafirlerin dahi Müslüman olması için uğraşırken kendi amcası Müslüman olmuyor. Hem de onu koruyan, onu çok seven amcası. Onu büyüten, onun yanında olduğu amcası. O kadar uğraştıktan sonra Allah-u Teala ne buyurdu? Leysa aleyke hudahum. Sen, hidayet senden değil. Daha uğraşmana gerek yok. Hidayet senin elinde değil. Velakinne Allah hidayet eder. Şimdi biz de
bir beden gibi olacağız kalbi şuurumuzda. Ondan sonra elinde bir yara olduğu zaman nasıl seni rahatsız ederse, mümin kardeşindeki eksiklikler seni aynen o şekilde rahatsız etmeli. Rahatsız etmeli. Ondan sonra vücudunun bir yerinde yara olduğu zaman nasıl iyileştirme gayretine düşüyorsan, kendisinde yanlış olan kardeşimizi de öyle gayretle düşüp iyileştirme derdimiz olmalı. Biz tek ceset gibiyiz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamana geldik, işler birbirine karıştı. Ama hamdolsun Kur'an-ı Kerim'imizi kimse karıştıramadı. Sapasağlam elimize geldi. Resul-i Ekrem'in nasihatlerini, sözlerini kimse karıştıramadı. Elimize sapasağlam geldi. Allah'ın has kulları, evliya kulları hamdolsun aramızdan ayrılmadı. Onlar da var. O zaman demek ki hakkı isteyen adam hakkı bulabilir. Allah Subhanahu ve Teala يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartır diyor ayet-i kerime. Ne demek bu? En bedbaht bir yerde Rabbine dönen kulu kendine tutar çeker. En güzel bir yerde bulunduğu yerle kendini kandırıp ta kendini bir şey sanan insanı da o kadar güzel yerde olmasıyla birlikte batağa batırır. Ne demek bu? Allah'a olan nispetini kaybetme demek. Ne ümidini kaybet, ne korkunu kaybet. Ne ümidini, ne ümitsiz ol, ne de çok rahat ol demektir bu. O zaman namazsız birisini gördün mü? O bombalar patlayan yerde ölenlerden daha çok üzül onun için. Namazsız bir toplum yetiştiriyorsak bu bizim daha büyük bir derdimizdir. Açık saçık bir toplum yetiştiriyorsak bu bizim vicdanımızı daha çok sızlatması lazım. Mazlumen öleni Allah cennetine koyar. Namazsız öleni nereye koyacak? Nereye koyacak? Kitapsız öleni nereye koyacak? Açık saçık öleni nereye koyacak? Hepsini beyan ediyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsini beyan ediyor. Cehennemin kapısı açık onları bekliyor diyor. Bizim vicdanımız orada sızlamaz, orada sızlar. Bu vicdan vicdan mıdır? İslam olmayan yerde vicdan da olmaz. O kendini kandırmadır. Başka bir şey değil. Hey gidi hey. Hoca efendinin birisi çıkmış. Vaazda demiş. Namaz kıl, biraz önceki hadisi söyledim ya. Namaz kılmayan kafirdir kardeşim. Cemaatin çok ağrına gitmiş tabii. Nasıl ya? Namaz kılmayan kafir mi olur? Hemen kadıya gitmişler. Allah ehli bizatiymiş o da. Efendim işte cuma vaazında hoca efendi böyle dedi. Doğru mudur? Biz hakikatini öğrenmeye geldik. Ve Allah ehli de öyle bir harika cevap vermiş ki iki tarafa da ders veriyor. Demiş ki mübarek, namaz kılmayan kafir olmaz. Olmaz ama kafirler namaz kılmaz demiş. Hocaya da ders, cemaate de ders. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirler namaz kılmaz. Namaz kılmadığın zaman senin Müslümanlığına şehadet edecek bir halin yok demektir. Müslümanlığını kanıtla bakalım. Yok. Göstergede kanıtlayacak bir hareketin yok. Onun için
Ehli sünnet alimlerine dediler, bir adam 5 vakit namaz kılıyorsa, o adam dinden çıkacak bir hareket yapsa bile biz ehli sünnet olarak ona kafir demeyiz. Çünkü 5 vakit namazında her vakit, her rekatında, 2 rekatta bir kelime-i şehadet getiriyor. Tahiyyatı okuyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onun için bakın, İslam akidesine ters düşüncede olsa bile biz edeben 5 vakit namaz kılana kafir diyemiyoruz. Hayır. Allah bilir. Allah'la onun arasında. O söylediği yanlış. Mesela ne diyor adam? Kadınların kapanmasına gerek yoktur diyor. Bu söz dinden çıkartır. Bu dinden çıkartır. Ama 5 vakit namaz kılıyorsa biz ona yine kafir diyemiyoruz. Ya, namaz basit bir ibadet midir? Onun için zikirsiz kalana üzül. Sohbetsiz kalana üzül. Namazsız kalana üzül. Oruçsuz olana üzül. Tesettürsüz olana üzül. Ahlaksız kalana üzül. Ağrından, hayasından, namusundan soyulana üzül. Ne kadar üzül? 5 yaşında bir sabinin üzerine düşen bombadan daha çok üzül. Bir anda 100 kişi ölüyorsa ondan daha çok üzül. Çünkü o bir an acı verir o insana, canı çıkar, gideceği yer Rabbinin cennetidir, merhametidir. Namazsız olan adam öler ölürken dert, sıkıntısı başlar. Kabirde azabı başlar. Mahşeri var, cehennemi var. Açık saçık gezen kadın, ey Allah'ım sen bizi muhafaza eyle. Hazreti Ali'yi seviyoruz diyenler var bir de. Onların kızlarına bakıyorsun daha açık. Yahu Hazreti Fatıma annemizi hiçbir örnek almazsınız. Hazreti Ali'yi seviyorum diyenler. Hazreti Hüseyin'i hiçbir örnek almazsınız. Hüseyin'in annesi, Hazreti Hasan'ın annesi. Hepsi Hazreti Hüseyin'e canımız feda. Hazreti Hüseyin'i kim doğurdu? Hangi kutlu anneden geldi o evlat? Hazreti Fatıma'dan. E Hazreti Fatıma'yı sen bildin mi? Hazreti Fatıma öyle. Kerbela gecelerinde bakıyorsun bir kız çıkıyor ortaya şeyle, mikrofonla. Aman bir ağlamalı, sızlamalı haller, acındıracak herkesi oradaki duruma hazırlanmış bir sene oradaki konuşmaya. Hazreti Fatıma senin gibi miydi? Hazreti Fatıma'nın beyaz tenli olduğunu bilmezlermiş. Bir gün Hazreti Hasan'ı almak için uzandığında diyor, şeyi açıldı da orada gördük diyor. Sen her tarafın açık, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Resul-i Ekrem. Hazreti Resul-i Ekrem'in hanımına sordular tesettür ayet indikten sonra. Nedir bu Allah-u Teala'nın ayette anlattığı tesettür nedir? Söyleyin bize, gösterin. Üzeri kapalı zaten annemizin. Aldı bir tane abayı şöyle üzerinden, kapattı her tarafını, bir gözünü de böyle kapattı. Tek göz açık olacak dedi. Öyle gösterdi tesettürü. Ya hanımımız, kızımız, yeğenimiz, komşumuz bu tesettüre uymuyorsa onlara daha çok acıyalım. Onlara daha çok dua edelim. Allah'ın gazabı üzerlerine gelir, Allah'ın azabına duçar olurlar. Kimse de o azaba güç getiremez.
Çünkü o azabın bir bitişi yok. Dünyadaki çektiğin çile, Allah can koymuş insana. Belirli bir ziyandan sonra o can çıkıyor artık. Canını alıyor Allah-u Teala. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Çoğu güzel insanlar mesela diyor ki Ashab-ı Uhdud vardır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a iman etti. Çok uzundur meselesi. Daha önce sohbette anlattık. Allah'a iman ettiler diye kendi kavminin ortasında çukurlar açtı, ateşte yaktı. Ateşin içerisine diyor ki ya benim ilah olduğumu kabul edeceksin ya da seni atacağım aşağıya. Kabul etmiyorum diyorlar, atıyor aşağıya. Kabul etmiyorum diyor, atıyor aşağıya. O aşağıya atılanlar diyor ateşe düşmeden Allah subhanahu wa ta'ala canlarını alırdı. Rahmeti ilahi. Ateşe düşmeden canını alırdı. Çoğu şehitlerin de öyle, nasıl şehit olduğunu anlamıyor zaten. Öldüğünü anlamıyor mübarekler. Şehit oluyor ya, öldüğünü anlamıyor. Onlar öyle gidiyorlar. Ötekisi dünyada şuursuz bir yaşantıyla yaşıyor. Namazsız yaşıyor. Oruçsuz yaşıyor. Zikirsiz yaşıyor. Bütün vaktini boşa geçiriyor. Yapma kardeşim. Yakma kendini. Mahvetme kendini. Dayanamazsın, gücün yetmez. Bakma harama. İçme haramı. Yapma haramı. Yapıyor. Onun cezasına geçiremezsin. Bir haramı elini tuttuğu zaman diyor, o eline ateşten kor koyarlar. Bunlar anlatıldığı zaman rahatsız olan grup, ya saçmalamayın, şöyle şeyler anlatmayın bize diyorlar. Ya ben anlatsam da anlatmasam da bu ceza var. Sen ister kabul et ister kabul etme. Aşağı doğru gidiyorsun ya, aşağısı uçurum. Ya bana uçurumdan bahsetme diyor. Ya bahsetsem de bahsetmesem de orada uçurum var işte. Düşeceksin yani orada. Düştün mü çakılacaksın. Araban da patlayacak, kendin de patlayacaksın. Haramı tuttun mu eline kor koyular. Harama baktın mı gözüne ateş koyarlar. Her yer haram şimdi. Sen mecbur kalmadıkça bakma. Mecbur kalmadıkça değme harama. Namazsız kalma, oruçsuz kalma, zikirsiz kalma. Boş işlerle uğraşma. Allah'a yakın ol. Şeytandan uzaklaş. Allah Şeyhimiz Hazretleri buyuruyor. Hadis-i şerif olarak naklediyor mübarek. Bir melaike-i kiram yaratmıştır Allahu Teala diyor. Böyle zikir yapar o. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle uzata uzata. Dünya yaratılalı beri vardır diyor. O zikrini bitirince kıyamet kopar. Kıyamet kopana kadar onu söyleyecek. O bıraktı mı kıyamet kopar. Şu dünyanın varlığı La ilahe illallah zikriyle kaimdir manasına da bir işarettir bu. Sen dünya bununla kaim ise küçük dünya derler, küçük alem derler insana. Senin de ruhaniyetini ayakta tutacak zikir yine La ilahe illallah'tır. Sen boş ver saçma sapan televizyon programlarını, saçma sapan muhabbetleri, saçma sapan ortamları. Sen alıştır dilini, kalbini, ruhunu ayakta tutacak bu zikre alıştır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ahir zamandayız. Kıyamet yakın. Ver kendini Allah'ın zikrine de kalbin görsün. Kalbin görsün, hakikati görsün, doğruyu görsün.
Kıyamet yakın. Yakın olduğu zaman diyor. İza Bismillahirrahmanirrahim. İza iktaraba sa'atu la yakadu ru'yar raculu yakdibu. Ve astaquhum ru'yan astaquhum hadisan veya kema kâl sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet yaklaştığı zaman hemen hemen kimsenin rüyası yalan söylemez diyor. Hemen hemen herkesin gördüğü rüyalar gerçektir. Ve aralarında rüyası en sadık olan konuşurken en doğru konuşandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet yaklaştığı zaman herkesin rüyaları doğru söyler. Ne demek bu yani? Allah-u Teala ayet gönderiyor, hadis Resulü'yle bildiriyor. Ahir zamanda fitneler çok olduğu için rüyalarımızda da bizi hep uyaracak. Rahmeti yani. O bize bu kadar in'am ve ikramda bulunurken biz yine şeytanın peşinden koşarsak vay halimize. Evet, demek ki biz bir ceset isek bu cesedin uzuvlarındaki hastalıklar bizi rahatsız etmeli. Yoksa müminliğimizde sıkıntı olur. Onun için içimizde yaradır bu kardeşlerimiz, bu şuursuz kardeşlerimiz, Allah'tan cüda uzak kalmış kardeşlerimize Allah hidayet nasip buyursun. Celle Celaluhu. Bu eğitim mekanlarında devlet ricaline kuvvet versin de inşallah Allah'ın istediği gibi bir nizam konulsun. Allah'tan korkan bir nesil yetişsin. İnşallah. Lillahi Teala'l-Fatiha.